Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Sayın Cafer Gür Cafer'i ağırlıyoruz bugün. Sayın Başkanımız sağ olsun bizimle olmayı bugün vakit ayırabildi. Çünkü dünyanın, adanın en meşgul insanlarından birisi çünkü kendisi. Buyurun Başkan'a hoş geldiniz diyerek konularımıza direkt girelim. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın Haluk Bey. Evet, İSİAS'ın raporu çıktı. İlk onu sormak istiyordum ve yani hakikaten yani yorumunu size bırakayım çünkü çok kötü bir bina. Yani ben ilk yıkımla ilgili resimler bana ulaştığında, ilk görselleri gördüğümde ben söylediydim. Yani onun alim olmaya gerek yok yani. Orada bir yıkılma olmadı. Yani bisküvi böyle sıkarsınız da bırakırsınız yere, öyle bir durum ortaya çıktı. Beton kendi içinde sanki geriye dönüştü, ayrıştı. Kumlattı. Ve şeyden, demirden koptu. Yani bir anda sanki bir geriye dönüşüm oldu orada. Böyle bir manzara vardı. Yani orada söyleyecek söz yok yani. Yani şey ortada belli. Yapılan her şey yanlış. Evet. Hiçbir şeyi tamam değildi. Evet, evet. Ve üzüldüğüm olay şu. Üzüldüğüm olay şu. Bu bir otel. Yani şimdi kendine bir bina yapan, onu sen kendi canınla öden bedelini veya ailene yapan, ailene ödedin. Ama bu bir oteldir. Yani buraya bak, çocuklar gelir, bilmem işte turistler gelir, ülkemizi gezmeye gelen insanlar gelir. Nasıl bir vicdan böyle bir şeyi müsaade eder, böyle bir şeye müsaade eder? Tabii. İşte kazanç, şey açgözlülük, tamah artık. Bununla ilgili söylenecek söz, tabii bu toplum bilinciyle alakalı bir şeydir Haluk Bey. Yani bu çok üzgünüm ama Türkiye'de malzemeden çalmak tasarrufmuş gibi bir algı var, bir kültür oluştu. Çok enteresan, doğru. Tasarruf gibi algılar onu. Evet, yani bilimin aleyhine, bilimin ortaya koyduğu ses, bilimin söylediği duyulmuyor. Bu sanki bir tasarrufmuş gibi oluşmuş bir kültür var, bir toplum bilinci var. Eğitimle alakalı bir şeydir bu. Tabii. Yani tabii. Deprem kuşağının tam ortasında, fay hattının neredeyse her tarafından geçtiği bir ülke düşünün. Toplum bilinci tam tersi olması gerekirken burada böyle bir toplum bilinci var. Yani İstanbul gibi yerde veya işte Adıyaman'da fay hattının neredeyse tam üzerinde olan bölgelerde insanlar malzemeyi tam tersine hakkını vereceğine çalıyor insanlar malzemeden. Evet. Nasıl bir şeydi? Ve yani becerdim yani bunu şeyle yani evet. İşte bu kadar kamyon kumuna değil de işte yarım kamyon kumuna yaptım. Vay be ne başarılı yani gibisinden. Yani biz çok rastladık buna. Evet. Oradan gelen tabii bu işçiler bunu bilerek söylemezlerdi. Bizim inşaat sektöründe çalışan Adıyamanlı, Hataylı, Antalyalı işçiler. Yol gösteriyor size. Şey derdi, ya patron, ya başkan işte bu kadar demirle yani bir plakaya döşenen demirle biz 3 kat yaparık orada. Niye günahtı? Ne korsunuz bu kadar değil gibi. Mi? Değil mi? Şimdi o aslında orada oluşmuş olan o toplum bilincinin, o kültürün yansımasıdır. Maalesef. Çok maalesef. Üzgünüm ama Türkiye'de böyle oturmuş bir kültür var. Bunun değiştirilmesi lazım. Ama işte insanoğlunun en büyük özelliği unutmaktır derler. Biz işte... hani bu yasaların geçmesi için yani burada işte medyada baskılar nedendir? Çünkü maalesef bizde de bu deprem unutulacak. Yani şu anda onun heyecanını yaşıyoruz. Kaybımız çok büyüktür ve bunun hemen yapılmasını istiyoruz. Kaynak aramakta, işte testlerimiz yapılmaktadır binalarımızın. Ama 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra, 1 sene sonra deprem mi? Boş ver ya, deprem de olmaz bizde deyip bunu es geçeceğiz bunları. İnşallah olmaz. Belki ama öyle olmayacak. Kıbrıslıların bu unutma özelliği var. Yani her bütün olaylarımızı biz unutuyoruz çünkü. Bu konuda bizdeki toplum bilinci biraz daha yüksektir. Elbette. Toplum bunu unutturmayacak. Toplum bu konuda... Yok, unutturmayacak. Binalarımız sağlam olacak da geriye dönük işte bu kaynaklarla şunlarla bunlar yani evleri yıkalım şunları yapalım falan o büyük bir oranda ivme aşağıya doğru inecek.
diye görürüm. Hani şimdi yani bu tehlikelidir, çıkalım buradan bir müddet sonra. İnşallah olmaz bu, çünkü gerçekten yani biz artık yani depremden önce ve depremden sonrası bizde bir milattır. Evet. Kendimizin koyduğu bir milat değil. Yani şu açıdan biz artık bir deprem tehdidi altındayız. Eskisinden çok daha fazla bir deprem tehdidi altındayız. Ve bize gelecek. Biz eğer hazır hale gelirsek Japonya gibi oturduğumuz yerden gülerek seyrederiz, geçer gider. Eğer hazır hale gelmezsek Adıyaman gibi hepsimizi kafamıza yıkar. Bu işin evet. gerçeği, doğrusu budur. Dolayısıyla bizim buna hazır hale gelmemiz lazım. Planlı bir biçimde, panik yapmadan, bilimi dinleyerek, ülkemizdeki bilim insanlarını dinleyerek, onların yaktığı ışık, onların gösterdiği çerçevede bunu yapmamız, tabii. yapabiliriz bunu. Tabii, yani bu tabii. mümkündür. Tabii. İşte okullarla ilgili, okullar, hastaneler falan filan, kamu binaları yaklaşık 1 milyar TL gibi bir kaynağa ihtiyaç olacak ilk etapta. Bu çok büyük bir kaynak değildir. Yani bu ülke kendi olanaklarıyla bunları yaratabilir ya. Tabii yani bütçemizi düşündüğümüzde evet. Yeter ki niyet et, yeter ki popülizmi bir tarafa bırak, yeter ki doğru çalışmayı ortaya koy. Bil ki senin çocuğun da senin torunların da o tehdit unsuru olan binaların altında eğitim görür. Hepimizin çocukları da tabii, burada. Tabii. Hepimizin. Yani bir tanemizin, ötekimizin değil. Hepimizin çocukları oralardadır. Bunu kendi insanımız, kendi geleceğimiz için yapmamız lazım. Belki de bir müsibet, bir nasihattır meselesi gibi. Belki de biz yıllardır aradığımız o kendi ayakları üzerinde duran ekonomiyi yaratmak, kendi kendine yetme olayına vesile olacaktır bu iş. Çok enteresan. Oraya girmeyiz. Çünkü hepsi orada yatır değil mi? Çünkü tabii, biraz evvel konuştuğumuz tabii. gibi yani fonlar önemli olacak. Peki şu anda bile mesela hükümetimiz hakikaten bazı önemli yasaları geçirmeye başladı. İşte hal yasasıdır. Bu depreme karşı işte bu kampanyayı onun yasasını geçirdi. Orman için bir şeyler yapıyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor şu andaki hükümet. Acaba bunu yapabilecek mi? Çünkü fon yaratmanın en büyük özelliği nereden gelir? İşte insanların aylıklarına dokunarak değil, insanlardan kesme yaparak değil. Çünkü bu çok büyük bir tepki alacak zaten. Kaçak parayı, yani kayıt dışı paranın bir şekilde kontrol altına alınmasıdır. Yani onları size bırakacağım. Yani bu nasıl olur, nasıl olabilir, nasıl görürsünüz? Çünkü bu yalnız işte şans oyunlarından değildir. Bu inşaatta da böyledir. Bu yediğimiz meyhanede ödediğimiz paradan da böyledir. Kuaföre gittiğimizde ödediğimiz parayla da alakalıdır. O kadar geniştir ki kayıt dışı paramız. Şu anda çok korkunç bir enflasyon yaşamamıza rağmen bu ülkede İngiltere'den gelen arkadaşlarımız, bizim Londrezler, %10 enflasyonla öldük bittik mahvolduk naraları çekerler. Paramız eriyor, biz nasıl yaşayacağız, pahalılık başladı diye şikayet ederler. Biz 100'ün üzerindeki enflasyonla böyle bir şikayetle geçiriyoruz ama hayat devam ediyor. Niye? Çünkü bir para var dışarıda, çarşıda. Esnafı görür mü şikayet etsin? Etmiyor daha. Çünkü şimdiye o esnaf kapıları yıkması lazımdı mecliste ya da cumhurbaşkanlığında. Görmüyorum. Düşünceleri sağlayın bu konuda. Şimdi aslında işte depreme dönük, depreme hazır hale gelmek için işte okullar, kamu binaları, hastaneler bunların yapımıyla ilgili bir kaynak ayrılacaksa her kesimden ayrılması ve kamu çalışanlarında buna bir miktar katı yapması veya böyle bir arayış içerisinde olmak normaldir. Ve adildir buna, de, tabii. Buna insanlar tepki vermez. İnsanların tepki verdiğini, yani insanların ne söylediğini duymak lazım. Ben ATOK komiteye katıldım. Orada da dışarıda da ne söylüyor insanlar, neye tepki veriyorlar veya sokaktaki insan ne demek istiyor bu tepkiyi vererek dediğim baktığımızda aslında
adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı bir tepki var. Hmm. Yani şu demektir, sen kamu çalışanından gidip keserken, diğer taraftan da kayıt dışı ekonomiyle ilgili eş zamanlı adım atmanı bekler. Eğer yapmazsan, o daha fazla zenginleşir kanondan alınmazken benden alınmasını çok adil bulmuyorum der insanlar. Aslında doğru bir tepki tabii, bu. Tabii, tabii hepimiz. Ama bizim eş zamanlı olarak bu kayıt dışı ekonominin önüne geçmeyle ilgili de bir takım adımlar atmamız lazım. Yani bunu yapabiliriz. Bu bizim, burada bizim kaybımız var. Ben size söyleyeyim, şu anda bütçe kadar bir kayıt dışı parası vardır devletin. Atıl parası vardır. İddia ederim şu anda 20-30 milyarı vardır atıl devletin bir yerlerinde. Nerededir, nasıldır onu ona girmeyeyim. Çünkü onunla ilgili çalışma yapmaya başladık. Ama atılı parası vardır bu devletin. Yani atıldı deniz alamadığı, toplayamadığı. Ya mesela mesela bir şey söyleyeyim. Basit bir örnek vereyim size. Bir sitenin işte 360 tane bildiğim kadarıyla tapu bekleyen yabancı var. Hani basit, bir gecede satıldı. Çok basit bir sorundan dolayı İki senedir bu insanlar bekler. Şimdi burada bu 360 tane tapunun devredilmesinin gecikmesinden dolayı devletin kaybı 60-70 milyondur. Bak yalnız bir siteden bahsedelim size. Tapu dairesinde kaydedilmiş sözleşmeler vardır. Bu sözleşmelerin paraya dönüştürülmesinin yolunu bulmamız lazım. Devlet olarak. Alıcı evini aldı, müteahhit parasını aldı. Tek almayan sensin devlet olarak. Nerede buldun bu lüksü, bunu burada bırakasın? 10 yıl boyunca, 8 yıl boyunca. Ve diğer taraftan da paraya ihtiyacımız var. Nereden bulalım? Türkiye'ye mi gidelim? Türkiye'den mi isteyelim? Tabii. Yani zaten bizim bu vesileyle aslında bu yalnız şunu söyleyeyim. Yani bu bugünkü iktidarın bir suçu değildi. Ne de dünkü iktidarın. Bu gelmiş geçmiş. Bulunduğumuz günden bugüne kadar bütün iktidarların kolektif hataları vardır. Çünkü şeye dönüştü, hükümet yapmak. Rutini günlük olarak, günlük işleri yapma sorumluluğuna döndü. Halbuki günlük işleri yap, günlük işleri yapacaksın. Ama reformlara yönelecek, reformları düşünecek, reformları çalışacak ayrıca da bir ekibinin olması lazım. Tabii. Günlük işleri zaten müsteşarların, daire müdürlerinin yapması lazım. Yani sen zaten onları yapamıyorsun ki. Sen muhasebeci değilsin, sen şehir ekonomisti değilsin, sen doktor değilsin. Onların görevleri başka, onlar yaparlar, sunarlar. Sen de auditor gibi bir bakan olarak doğru öne, doğru veriler, doğru sonuçlar. Siyasi politika inan şey, imza ve bu işler oluşur. Bizim, ama dediğiniz gibi o öne doğru atılım, yasalarda ne gerekli, lokomotif endüstrilerimizi ve de ki bir dakika ya, bizde yüksek öğrenim çok önemli bize. Çünkü 1 milyar dolara yakın bir parayı eşit olarak halka dağıtıyor. İşte nedir, gokart sürmesinden, bakkalından çurasına kadar herkes bir şey alıyor burada. Bunu biz nasıl daha iyi şekle getirebiliriz? Tamam gibisinden. İşte yani bunun için devletin kaynaklarını bulup ortaya çıkarması lazım. Bunu hep beraber yapmamız lazım. Ve o kaynakları doğru noktalara kanalize edildiğini de takip etmemiz lazım. Doğru noktalara. Bizim bir sürü sorunumuz var. Bir sürü yapacak işimiz var. Okullar var, hastaneler var. Kamu binaları var. Sosyal konut ihtiyacı var. Tabii. Yaz geliyor. Mart'tayız. Mart'ın sonuna geldik. Yangın tehdidi var. Ne yaptık? Geçen sene bütün ciğerimiz yandı. Cayır cayır yandı. Evet. Dua edelim. Yağmur yağdı da söndü. Yoksa Karpaz'a kadar dayanacaktı. Ben o akşam oradaydım. Şimdi yaz geliyor. Peki biz emniyet şeritlerimizi açtık mı? Yangın helikopteri ne durumdadır? Aldık mı? tankerlerimizi, orman dairesinin araçlarını elden geçirdik mi?
tankerlerin ormanın içerisinde gidip gelebileceği genişlikte yolları açtık mı? Bütün bunlar çalışma ister. Tabii tabii. Aynısı nasıl ki depremle ilgili çalışma isterik, bunlarla ilgili de çalışma isterik. Bütün bunları hayata geçirebilmek için de para isterik. İşte, peki nereden alacak parayı? Evet. Ya gidecek Türkiye'ye gene diyecek ver bize. Yahut da kendi kaynaklarımızı, doğru evet. olan kendi kaynaklarımızı bulmamız, çıkarmamız ve sürdürülebilir hale dönüştürmemiz lazım. Bizim bu vesileyle şimdi kaldık biz bize. Evet. Baş başayık. Türkiye'den para gelmez. Evet. Gelmeyecek de ben söyleyeyim. Kıbrıs'ın, yani, tabii yani zaten gelmiyor. Gelmesi de aslında doğru değil. Doğru değil, etik değil bu aşamada. Tam tersine bizim vermemiz lazım. Aynen. 50 sene bize verdi. Tamam. Yani bugün şimdi Antakya gitti. Yoktur Antakya. %95'i yıkıldı. Adıyaman da öyle. Yani, Maraş öyleymiş. Maraş öyle. Yani %90'ı zaten göçenlerin dışında kalanlar da yıkılması lazım. Tabii yani bir daha ayrıca iş hepsi. Onların da yıkılması lazım. Tokiler de öyleymiş. Yani burada bilgin var diye. Tokiler dışarıdan sağlam görünüyormuş. Ama içleri yaşanır gibi değilmiş. Hani şey çıktı ya Tokiler çok sağlam çok sağlam diye. Şimdi onlar da yaşanmıyor öyle içinde. Öyle bir depremde sizin kazancınız depremden sonra kullanılabilir binaların kalması değildir. Kalmaz orada kullanılabilir bina. Depremden sonra insan hayatının kurtulmuş olmasıdır önemli olan. Yoksa bina gider. Yani geldi seni orada 7-8 2 kere vurur. Sana yansıması yüzeye de yakın olduğu için 11 oldu. Öyle bir depremde senin binanın yani depremden hemen sonra kullanılabilir olması çok kolay değil. Öyle bir depremde betonarme binaları. Tabii hatta şans. Evet ama nedir? Şimdi Tokilerin içerisinde kimse ölmedi. Yani o büyük bir şanstır. Doğru. Anlatabilirim yani orada tabii. insan hayatını korumak, kurtarabilmektir önemli olan. Yoksa mal gider. Tabii. Ölen tekrardan tabii. yapan. Amacım yani Tokileri kötülemek evet. değil. Amacım yani onlar bile hani ayakta durdular ya içleri yaşanmazmış dediler. 7.5 şiddetinde deprem arka arkaya geldi. Vurdu seni yani uzun da sürdü. Gördük o zeminin dalgalanması 3-4 metre böyle ne dayanabilir? Çok büyük bir felaket idi. Ha yanlış nedir? Fay hattının üstüne yapılanma yapmazsınız. Yani fay hattından uzakta olursunuz. Tam üzerindeysen sen fay hattının sen istesen çelikten kasa yap gene gidin. Hiç evet. şansın yoktur tam üzerindeysen. Dolayısıyla o fay hattının üzerine yapılanma yapmamaktır önemli olan. Tabii. Yani uzağında olmaktır. Aynen derelerin üstüne yapılması evet. gibi orası burası. Maalesef şimdi işte unutuyoruz bizim, ve geçiyoruz. Evet, şimdi bizim kendi ihtiyaçlarımız var. Aha. Acil ihtiyaçlarımız var. Ve bizim artık illaki kendi kendine yeten bir yapıya kavuşma ihtiyacımız var. Lazım. Doğru. Kesin başka hiçbir şansımız yoktur. Ve belki de bu olay bir vesile olacak. Biz kendi kendimize yetmenin yolunu bulacağız. Nasıl olacak mesela onu arıyorum sizden. Çünkü hiçbir şeyine dokundurtmayan sendikalarımız var. Yani sakın dokunma diyor sendika bana. Hemen eyleme gireriz. Çünkü ne overtime'a dokun ne maaşa dokun. Fark etmez kendi 50 bin de alsa 100 bin de alsa gene dokunma diyor. Çünkü bir defa dokundurursam hep gelecek dokunmaya. Hep alacak içinden mentalitesi var sendikada. Bir senden bir benden gidecek. Şimdi sendikalarla. Biz görüşüyoruz sendikalarla da. Önce kayıt dışı ekonomiyle ilgili bir adım atacak. Sonra kamuda kayıt dışı iş gücüyle ilgili bir adım atacak. O da güzel. Sonra bir daha adım atacak. Sonra bir daha adım atacak. Bakın kayıt dışı ekonominin vergi kaçırmanın bu ülkeye zarar verdiğini hepimiz her zaman söylerik. Tabii. İşveren örgütleri kayıt dışı ekonominin karşısındadır. Savunmaz. Sendikalarda işe gelmeden maaş alan insanları savunmaz aslında. Tabii sendikada savunmaz onları. Aslında şimdi bu toplumun bölünmüşlüğünden her zaman birileri siyasi rant elde etti. Dolayısıyla bu toplumun
farklı kesimlerinin bir masaya oturup da toplumun geleceği için bir uzlaşı aramasını istemedi. Böyle gerçekler vardır bizim ülkemizde. Onun için biz oturacağız bu insanlarla. Oturduk da defa defa. Aklın yolu birdir, bunun yolu vardır. Kayıt dışı ekonomiye karşı da beraber hareket edeceğiz. Kayıt dışı iş gücüne karşı da, yani kamuda eğer gelmeden maaş çeken insanlar varsa, bütün gün oturup da verimsiz olan, onları da beraber tespit edeceğiz. Onların da önüne beraber geçeceğiz. Ve bu ülke kendi kendine yeten bir kaynağı sürdürülebilir bir modele evrilecek. Başka yolumuz yoktur bunun. Bunu yapmak zorundayız. Bu süreç ver bana bu konuda bir tahmini süreç. Yani sendikaları ikna etmek için. Çünkü Günay Çerkez'le konuşuyordum dün. Kamuda diyor şöyle bir şey var diyor. Altıncı madde bir yerde bir şeyin altıncı maddesi. Kamuda kovulabilmek için amirini dövmek alışkanlık hale getirilirse diyor. O zaman işini kaybedersin kamuda. Şimdi alışkanlık nedir? Haftada iki, haftada üç. Yani o şekilde bir maddeler var kamu yasasında. Ya kesinlikle doğrudur söylediğiniz. Evet. Yani güncelliğini yitirmiş, demode olmuş, hantallığa sebebiyet veren, verimsizliğe sebebiyet veren şeyler vardır. Bunların reforme edilmesi lazım, elden geçirilmesi lazım ama iyi niyetle bir yerden başlamak lazım. Muhakkak. Şimdi baktığım zaman bu toplumun asgari müşterekleri vardır. Her kesimin ortak düşündüğü kimliği, bir devlet olarak yaşaması, kendi kendine yeten bir ekonomiye sahip olması, yolsuzluğa ve yozlaşmaya karşı mücadele vermesi, bunlar toplumun tüm kesimlerinin asgari müştereğidir. Bu çerçevede toplumu ve işte kesimleri bir yere toplayıp bir yerden başlanabilir. Ben bunu mümkün görürüm. Şimdi biz deprem komitesini oluşturduk. Deprem komitesinde işte çok farklı kesimler vardır. Orada aklın yolu birdir. Yani niyet aynı olduktan sonra herkes oraya güzel güzel düşüncesini koyar, katkı koyar ve en güzel karar çıkar ortaya. Ve siz de yani bunun mutluluğuna varırsınız. Bu güzel şeyi yapmanın mutluluğuna varırsınız. Aynı şey aslında işte biraz önce söylediğimiz ülkeyi yeniden yapılandırmayla ilgili de aynı yaklaşım sergilenebilir. Tabii de evet, yani bana şey süreç sanki bu şekilde çok uzun gider. Yani hemen hemen yılları alır. Başka çaremiz yoktur. Yani bunun yarısı da eğitimden geçer ya dediğiniz ya. Şimdi Hatay'daki bir işçinin kültürü o kadar demirle üç katlı yapmaktır. Çünkü ona öyle öğretmişler. Onun hatası değil o. Ve bu kültür haline yerleşmiş. Bizde de kurallar hep başkaları için geçerlidir. Kendimiz için değil. Kimse rüşvet yapmasın deriz ama kendimiz rüşvete başvururuz. Kimse sırayı atlamasın deriz ama doktoru önce biz görmek isteriz. Havaalanında bile önce biz çıkmak ya da uçağa biz girmek isteriz. Yani bu maalesef bizde de var bu kültür. Ve sendikalarla işte kazanılmış haklara dokunmak, bunların eylemleri arasında zaten sıkışmış bir şans oyunları. Bir de yani bunun uzun süreceğine inanırım. Bizim sanki daha net, daha çabuk. Aksi takdirde biz bunu 6 ay, 1 sene içerisinde bu fonları yaratma şeklini bulamazsak deprem yani, korkusu da bitecek yani diye düşünüyorum. Yani biz bunu yapıyoruz. Yani onu söyleyeyim size. Ekonomik örgütler platformu olarak çalışıyoruz. Hükümet inanında çalışıyoruz. Ben size bir örnek vereyim. Ben bir öneri yaptım. Şimdi tapu dairesinde kayıtlar vardı. Bu kayıtların incelenmesi lazım. Tapu koçana dönüşmüş olanlarının da gelip koçanını alacak bir zorlayıcı bir şey düzenleme yapılması lazım. Belki teşvik, yani havuç sopa aynı anda. Yani eğer şu sürede gelirsen şu kadar indirim yaparım ama bu sürede gelmezsen de şu kadar cezalandırırım gibi. Aynen. Şimdi böyle bir çalışmayı çıkarıp ortaya koyabilmek için, neçin bunu söylerim? Burada ciddi bir kaynak vardır. Tabii. Ama tapu dairesinin şu anki kadrosu, ekipleri
Eksik belki de. Günlük işleri bile insanlar yetiştiremezler. Gidin kapitallerine göreceksiniz. Çünkü şeyleri yok. O özel yetişmiş insanlar birbiri kayboldu galiba. Yani özel yetişmiş insan yeterince kadro yok, yeterli mekan yok, o yok bu yok falan. Şimdi ben dedim ki, Sayın Başbakan 100 kişi alın bir yıllığına sözleşmeli olarak tapu dairesine. Yani şeyden Uydu'ya geçeceğimizde kadastroda yapıldıydı aynısı. İstihdam edildiydi belli bir miktar insan bir yıllığına, 1,5 yıllığına. Ondan sonra durduruldu. 100 tane insanın sana 6 aylık maliyeti 12 milyon liradır. Bir yıllık maliyeti de 24 milyon liradır. TL. Sen orada o 100 tane insanınla koyacağın 100 tane insanınla yapacağın çalışmayla belki de 10 milyar elde edeceksin. Şimdi evet. bu bir şeydir. Bakın ben Güney Kıbrıs'ı sürekli takip ederim. Mevzuatlarını. Tabii. Güney Kıbrıs'ta ikinci el ev alırsa İkamet izni almayla ilgili mevzuatı 2 senede tamamlanır. Yeni ev alırsa 1 ayda tamamlanır. İnisiyatife bak orada. Şimdi, tabii. Yeni ev alırsa KDV oranı yüksektir. İşte 19'dur. Ama ilk evi olduğunda 5'e indirir. 10 yıl içerisinde satmaya kalkarsan gelip %14'ü tekrar geri devlete verin der. İkinci elde ise %1'dir KDV oranı. Neden? Kendi insanını şey etsin diye. Ev sahibi yapsın diye. İkinci el evlerin fiyatı yeni evlerin fiyatının %30'u %40'ı kadardır. Yani öyle bir sistem kurdu ki ikisini de idare edebilir. Hem yani ekonomiyi besler hem kendi insanına olanaklar yaratır, hem bu şeyden, devinimden devleti kendi insanına kanalize etmek üzere ciddi şekilde kaynak aktarımı olur. Şimdi söylemeye çalıştığım şudur. Bunları planlayacaksınız ve planını yapacaksınız. Kuduru yapmayacaksınız. Herifler Limassol'a bir tane marina yaptılarsa bunun bir stratejik hedefi vardı. İşte Limassol çok zengin oldu. Arap ülkelerinden sürekli yatlarla o zenginler de gelirler. Yüz milyonları bırakırlar giderler. Aynısını Larnaka'ya yapmaya kalktılar. Şimdi aynısını Ayanapa'ya yaptılar. Şimdi Malta'ya bakarım, Malta da aynı. İtalya'ya bakarım, Yunanistan'a bakarım. Onlar da benzer yaklaşımda. Şimdi aramızdaki fark nedir bilir misiniz? Bu insanlar ekonomiyi ve sosyal yaşamı ciddi şekilde planlıyorlar ve o planlara uyuyorlar. Biz de el yordamıyla gidiyoruz. Şimdi bir yerden başlamamız lazım. Söylemeye çalıştığım işte bu kaynaklar, onlar, bunlar falan filan. Şimdi bir seneden bir yerden fazla giden bir hükümetin olsa bir planlama yapacaksın zaten. Tamam. Yani şimdi bozuk düzen bu şekilde davranan insanları doğurur. Yani eğer bir hastanede bir insan makul bir sürede adil bir biçimde tedavi görme olanağı bulamazsa tabii. Erken tedavi olabilmek için rüşvet vermeyi tercih eder. En kısa yolda. Birinin üstüne basarak atlamayı tercih eder. Aynı şekilde İskan'da veya tapuda veya kaymakamlıkta bir sorununu çözmek için insan bir adil bir şey yaklaşım bulmazsa birebir ilişki kurmanın yolunu arar ve bu alır sizi bu girdap götürür ve işte corruption dediğimiz, yozlaşma dediğimiz olay ortaya çıkar. Tabii. Şimdi bunun için o adil düzeni yaratmanın arayışı olması lazım sürekli hükümetlerde ki bunlar kendiliğinden yok olsun. Yoksa polisiye ve adli tedbirlerle siz rüşvetin önüne olmaz, geçemezsiniz. Tabii, yozlaşmanın tabii, önüne tabii. geçemezsiniz. Eğitimle, adaletle, hukukun üstünlüğüyle siz bunları yapabilirsiniz. İşte bu noktada başında söylediğim benim o insanlar tepki veriyor ya şeye 2000 lira. 2000 lira nedir ki yani bir senede 2000 lira? Hiç kimse buna tepki vermez. Bence de vermeyecek. Ama adaletsiz bir biçimde
birileri o taraftan malı götürür, birileri ne bileyim işte 100 milyon, 200 milyon vergiden kaçarken, şimdi mesela yani hep şeyi konuşuyor. Lüks içinde yaşarken birileri kendisine 50 bin TL maaş bağlar. Ben şimdi eğitim sektörü bu ülke ekonomisi için önemlidir. Tamam da ne kadar muafiyet ya? İla nihayet muafiyet yani. Milyar dönüyor o sektörde. Evet. Forbes dergisine giriyor bizim insanlarımız milyarder sıralamasına. Bu taraftan da muafiyet alacak. Yok arkadaş, olmaz artık. Olmaz yani. Evet. Görür seni insanlar lazım. O zaman der ki benim 2000 TL'mi de kesmeyeceksin der. Çünkü adaletsizliği görür. Bakın insanı en çok rahatsız eden karşılaşabileceği olay adaletsizliktir. Eğer adalet olursa, yani o işte koyması gerektiği kadar koyarsa, o zaman çıkarır, insanlar koyar. Veya kesilmesinden de hiçbir rahatsızlık duymaz. Hı. Ama artık insanlar bu ülkede kayıt dışı ekonomi, birilerinin vergisinin silinmesi, birilerine göz yumulması olaylarına tahammülü kalmadı hiç kimsenin. Bizim işveren örgütleri olarak, bakın bizim tabii sektörümüzde peşindir vergi. Evet. Peşindir. Giderek tapu dairesine devir yapacağımız zaman peşinen öderiz vergimizi orada. Aynı şekilde inşaat malzemesi alırken, ithal ederken, ülkeye girerken peşin ödenir vergisi. Ödemek zorundayız. Bu vergileri ödemezsek biz bu ülke nasıl ayakta duracak, nasıl ayağa kalkacak? Aynen, kabul etmek lazım. Evet. Şimdi diğer türlü şirketlerden bahsettiğinde onlar kazançlarını işte 2 milyon daha borç alarak, işte 20 oda daha yaparak ya da bir konferans salonu yaparak o kadar küçültüyorlar ki cirolarını değil karlarını ve bunu yatırım amaçlı olduğunda vereceği vergiler çok daha aşağıya gider ve devamlı büyürken. Çünkü büyük şirketlerde bu var. Devlet döndürecek bu işi peşin vergiye. Ancak stopaj öyle diye yapabilecek diyorsunuz. Yani stopaj çok çağdaş bir vergilendirme yöntemi değildir. Ama bir kere o çağı yakalayabilmeniz için o kültür seviyesine de toplumun ulaşması lazım. Yani benim hep söylediğim bir şey vardı. Demokrasi çok güzel bir yönetim şeklidir. Ama o kültüre sahip olmayan insanlar toplumları içerisinde çok çalışmaz. Çünkü çünkü demokrasinin kendine menfaat sağladığı noktalara aklına gelir insanların. Tabii bedel öyle ödeyeceği olmaz. Ben İngiltere'de bir şeye tanık oldum. Hep örnek gösteririm. Bir zenci hırsızlıktan yakalandı ve yargılanır. İşte televizyonda canlı gösterirdi şeyleri, mahkemeleri ve yargıç dedi ki bir şey soracağım sana dedi. Sor dedi. Niye dedi taksiyi tutup gittin? Taksiyle gitti şeye, soygun yapmaya. Hmm. Alkollüydüm dedi. Bak sen toplum bilincine, yani oluşmuş olan toplum bilincine bak. Yani herif soygun yapmaya gidiyor ve o esnada bile alkollü araba kullanmaması gerektiği bilinci var, kültürü var. Evet. Yani demokrasi dediğimiz olay o kültürü özümsemiş toplumlar içerisinde işe yarayan bir sistemdir. Biz maalesef daha o noktada değiliz. Bu sakın ola ben demokrasiyi savunmuyorum gibi algılanmasın. Evet, evet. Ama nereden çıktım yola? Stopaj vergisinden. Stopaj çok çağdaş bir vergi değildir. Ama eğer ki sistem çalışmıyorsa başka da yolun yoktur. Dolayısıyla aynen, devlet olarak alabilmek lazım. Peşin vergiyi alacak, almak zorundasın. Bir şey merakımı mazur gör. Az demir kullanıldığında, işte çimentosu kötü olduğunda problem oluyor da depremde. Bina aynı zamanda çok rigid, çok katı olabilir mi? Çok demir, çok çimento. O da kötü olabilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle. O da var. Yani, tabii, onu yani fazla demir koydum da sağlam oldu yahut da fazla çimento koyayım da sağlam oldu. Sakın ola böyle bir yanılgıya düşmesin insanlarımız. Burada bu işin ilmi, bilmi mühendisliktir. Evet. İnşaat mühendisliğidir. Mühendis ortaya koyduğu proje var. Mühendis bu projeyi çizdikten sonra onu denetli,
bir de vize bürosu var. Sürekli deprem yönetmeliklerini takip eden ve hesaplamaların o yönetmeliklere göre yapılmasını, yani bir deprem anında insan hayatını kurtaran yıkılmayacak değil, hasar görür ama göçme olmaz. Bunu önlemeye dönük yapılan projeler vardır. O projelere sadık kalacaksınız. Ve o projelerin o projelere sadık kalınıp kalınmadığını da denetleyeceksiniz. Olması gereken budur. Evet. O şimdi denetime bakacak olursak ben Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne arada bir böyle laf gönderirim oraya. Çünkü vizayı vermekle yarım sorumlulukla kalırlar ve her şeye de sağ olsun bizim derneklerimiz, birliklerimiz, sendika liderlerimiz her şeye maydanozdurlar. Yani her şeyden konuşurlar, devlet, politika, siyasetin zaten içindedir hepsi. Ama hep konuşma oluyor. Yani yapmaya gelince de göremiyorum o asıl. Halbuki mühendis mimar odaları vizaya verdikleri gibi nasıl bunun için bir ücret alıyorlar. Dön, devam et ücret almaya ve de ki biz bunun kontrolünü de yapacağız. Sen çimento dökeceksin, sen demir bağlayacaksın. Artık bunun metodu neyse ben bilemiyorum ama biz bunun şeyini de alalım üzerine. Zaten üyeleriyle belki de bunu en iyi organize edecek olan bu odalardır zaten. Yani hükümet bunu çek edemez. Yani belediyeler güçlenirse kadroları belki belediyeler bunu çok iyi yapabilir. Ama mimar mühendisler de yani odanın gururu, odanın bilinç seviyesi o kadar yüksektir ki orada bence tek otorite bile olabilirler bu konuda. Ücretlerini de alsınlar. Yani %1 alacağına şimdi, 1,5 alsın. Şimdi ya bununla alsın. İlgili Haluk Bey dünyada uygulanan sistemler vardı. Bir kere o conflict of interest dediğimiz yani kuvvetler ayrılımı olayı olması lazım. Şimdi birileri çizecek, birileri yapacak, birileri de denetleyecek. Evet. Üç farklı güç olacak burada. Çizen de işin akademik eğitimini almış, bilim olarak eğitimini almış insanlardan oluşacak. Yani mimar mühendislerden veya inşaat teknikerleri veya işte meslek lisesi. Yasa ona göre onun tarifini evet. yapacak. Bu işi yapabilen. Bu işin ehli olan uzmanlaşmış insanlar tarafından çizilecek. Yapımı müteahhitliğini yapan, şimdi bizim bir yasamız var ama bana yasa der ki inşaat mühendisi istihdam edeceksin ve onu direktör koyacaksın. Der. Yani evet. onun yönetiminde olacak. Ya mühendis, ya mimar, ya tekniker falan filan. Dolayısıyla yapan da aynı olacak. Kontrol eden de bilimden oluşan insanlar. Ama yapan çizemeyecek, çizen kontrol edemeyecek, kontrol eden çizemeyecek. Yani bunun yasal tanımlamasını yaparsınız. Şimdi bizim yasamızda der ki, ben eğer müteahhit olduysam, ben inşaat mühendisiysem de müteahhit oldum ben, müteahhitlik yaparım, ben proje çizemem der benim yasam. Yasaklar. Evet. Neden? Çizeninle yapanın ayrı olması lazım. Kuvvetler ayrı. Biri çizer, biri denetler, biri yapar. Hı-hı. Dolayısıyla biz burada geç kaldık çok. Yapı denetimi hususunda, yapı denetim bürolarının oluşması lazım mıdır? Eskiden belli hep onu söyledik. Bunun bir tanımlamasını yapacağız. Bir sürü çocuğumuz okullardan mezun oluyor. Yapı denetim bürolarını kuracağız. Ve bu yapı denetim büroları devlete vergi de verecekler. İstihdam da yaratacaklar. Aynen. Aynı şekilde sistem siz gittiğinizde şey alasınız. İnşaat ruhsatı alasınız. Sistem size otomatik olarak atayacak şeyi. Denetim bürosunu. Tabii şahane. Otomatik olarak atayacak ama siz ruhsat harcını öderken denetim parasını da yatıracaksınız oraya. Yani siz şimdi 500 bin pound'a, 700 bin pound'a, 1 milyon pound'a bir apartman yapıyorsunuz. 5 bin isterinde vereceksiniz denetim parası orada. Dolayısıyla o büro onu denetleme hususunda, günlük denetleme hususunda, durdurma hususunda dahi yetkili olacak. Şimdi bu size neyi getirecek devlet olarak? Hem istihdama katkı koyan bir proje olacak, hem de sizin maaş ödemeden, tam tersine size vergi veren bir kontrollük ordusu olacak sizin elinizin altında.
Ve işte eğitimle istihdam politikaları, yani bir sürü çocuğumuz mimar mühendis olur, onların da istihdam olabileceği bir bürolar oluşacak. Aynı şekilde çizim bürolarının tanımını yapacaksınız ve bu bütün projelerin ülkede yapılıp yapılmadığını ciddi şekilde denetleyeceksiniz, kontrol edeceksiniz. Ama bunu yapacaksınız. Yani bu düzenlemeyi yaptıktan sonra onlara iş olanağı verme sorumluluğunuz da vardır. Çünkü o iş olanağı olmazsa dönmez. Aynen, aynı şekilde müteahhitliğini de. Bu işin planlanması lazım. Yani ne yapılacağı biliniyor. Vize bürosu olayı başka bir denetimdir. Yani benim meslektaşımın, inşaat mühendisi olan arkadaşım bu projeyi acaba doğru şekilde deprem hesaplamalarına göre yapıp yapmadığını kontrol eder projenin. Hmm. O vize bürosu çok önemlidir. Güçlenmesi lazım, kaldırılmaması lazım. O vize bürosu başka bir şeydir. Ama proje çıktıktan sonra işin yerinde uygulanması hususunda zafiyetimiz var. Evet. Eksikliğimiz işte var. En önemli kim kapatacak? Evet. Yani kim yapacak? Ha, işte bunu devletin ortaya sistemi koyması lazım. Evet, içinde mimarlar, mühendisler, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri olacak. Ama bu sistemi sen koyacaksın devlet olarak. Bu yasayı hazırlayacaksın, çalışacaksın, koyacaksın ve bunların oluşmasını sağlayacaksın. Nasıl ama ki? Devlet de istemiyor, daha fazla istihdam istemiyor. Bunu özel sektöre, yani mimar mühendisler odasına versin. İşte istihdam yapmayacak zaten. Yani ya yapı denetim bürolarıyla ilgili sen yasayı koyduktan sonra yapı denetim bürolarının içerisinde var olacak olan insanlar, çalışacak olan insanlar, mimarlar mühendisler olacak. Yani sen mekanizmayı koyacaksın. Mekanizmayı oraya kuracaksın. Anladım. Oturup seyredeceksin. Sonra sistemin çalışıp çalışmadığını, dişlerin doğru dönüp dönmediğini denetleyeceksin. Evet. Yapman gereken tabii, bu. Tabii. Ve tespit ettiğin yanlışlar da düzelir yolda. Aynen öyle. Ama sonuçta bize bir denetim gelir. Çünkü ne yapsak eminim o denetimsiz bizde hasarlı binalar hala daha yapılmaktadır diye düşünüyorum. Yani çalmak isteyen çalacak. Yani bizde işte geleceğim o program başında söylediydim. O toplum bilinci yok bizde. Yani bizde ama test edilen mimar arkadaşların şeyi test edildi ki Rum zamanından kalma değil, daha yenidir ve çökme tehlikesi buldu şimdi mimar arkadaş. Çünkü o zamanlarda deniz gumu, deniz çakılı kullanılırdı. Yani 80'li yıllarda, 90'lı yılların başında. Hmm. Şu anda tespit ettik biz onları. Yani bu tür o dönemde yapılan binalar vardır. Bu çimentonun eksik olması veya demirin eksik olması değil. O deniz gumunu yıkama zorunluluğu vardı. Yani tatlı suyla yıkacaktı. Hmm. Memlekette su yoktu ki neyle yıkacaktılar. Yani. Dolayısıyla duzlu duzlu kullandılar. O da korozyona sebebiyet verdi. Yani demiri yedi, betonu da tükettiği içinde. Tabii. Bu nedenden dolayı onların göçme tehlikesi var. Yani o tür binalar. Ama söylediğim benim şudur. Yahu bu kadar demir çoktur. Bunları aç aracıklarını biraz daha da ikinci kata da kullanalım diyen insanımız yoktur bizim hiçbir zaman. Doğru. Tam tersine gider durur inşaatının başında da bir kürek daha fazla koy çimentoyu der. Böyle bir kültür vardı bizde. Evet. Türkiye'de evet. Bunun tam tersi vardı. Tabii. Ama bizde mesela işte C20 mi C30 mu geldi çimento olarak? Onu kim bilecek? İşte o orada da biz şimdi bir çipli yönteme geçiyoruz inşaat encümeni olarak. Hı. Yani numuneler alınacak, bir kapalı bir kutuya konacak, şifreli. Hı. O numunelerin içerisinde çip olacak ki takibi yapılsın yani. Laboratuvara gidecek. Laboratuvarda kırımı yapıldıktan sonra otomatik neticesi sisteme düşecek. Aynen. Herhangi bir eksiklik varsa bu şey edecek. Tabii bizim burada eksikliğimiz çok. Yani mesela başka bir şey söyleyeyim size. Beton yoğrulduktan ve mikserin içerisine, arabanın içerisine düştükten sonra bir saatte yerinde dökülmüş olması lazım. Hmm. Bir saatte priz almaya başlar. Bir saatte yolculuğu ancak yapar diyelim. Ha. İşte o sıkıntılıdır. Ha. Çünkü o betonun akışkanlığını sağlamak için içerisine su basar devamlı priz almaya başladığı için. Dolayısıyla betonu bozar. Tabii çok. Yani bunların kontrol edilmesi veyahut da
işte mobil şeylerde, yani bu araçlar yolda gideceğine, beton arabaları, şantiye alanlarında veya o bölgelere geçici mobil santralların, beton santralların kurulması. Hem evet, betonun ömrünü uzatır, sağlıklı beton çıkarır. Hem trafiğe olumsuz etkisi olmaz. İşte tabii, ihtiyaç duyduğu şeyi kumu çakılı gece veya trafiğin olmadığı saatlerde çeker. Gün içerisinde, trafiğin içerisinde olmaz bu tür araçlar. Tabii, yani bunları bütünlüklü şekilde ele almamız lazım. Hesaplayıp hemen uygulamak lazım. Yani bir birim olması lazım bunun ve yani o şeyi, aciliyeti hissetmesi lazım bu birimlerin bazı şeyleri devreye sokmak için. Biz de birazcık buradan şeyiz. Onun için ben diyorum ki Cafer Gücafer başkan olsun devlete, o uygulasın bu şey işlerini. Aman, yoksa istemem böyle şey. Yok. Ama senin iş bitirici özelliğin lazım buralarda. Yani çünkü başka türlü olmuyor. Kendi sektörümle, kendi başkan olduğum kurumla ilgili dersime iyi çalıştım. Mesele budur. Ben ne istediğimi, reputasyonun odur şeyde, dışarıda yani sana verince bir iş tamamdır, biter, tamamlanır en çabuk, en kısa yoldan. Onun için bizim istediğimiz de bunlardır. Biz siyasete söylüyorum, tabii siyaset. Biz siyasete her türlü yardımı yapmaya hazırız. Kim olursa olsun, hükümette kim olursa olsun, ister sol olsun ister sağ olsun, doğruyu yaptığı sürece yanındayız, yanlışı yaptığı sürede karşısındayız. Hemen uzaklaşırız. Evet, hemen uzaklaşırız. Peki. Cafer Bey çok teşekkür ediyorum zamanına. Sağ olasın. Evet, Cafer Gücafer'i dinlediniz. Birazcık daha ben de bir şeyler öğrendim şimdi. Çok fazla demir çimento koymamak lazımmış. Biz durmadan koyuyorduk içerisine. Peki, bizimle olduğunuz için çok teşekkürler bu saate kadar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Arukat Sabah Sabahı sundu. For special situations during an earthquake, if you are a person with disabilities, the course of action will depend on your disability. If you are in a wheelchair and are able to get in and out without assistance, lay down low and protect your head and neck with your arms until the danger has passed. Some disabilities may prevent a person from doing this. If so, lock your wheels, remove any items that are not securely attached to the wheelchair. Protect your head and neck until the shaking stops. If you are in a hospital bed, you may not be able to lay down low and protect your head and neck. In such an event, protect your head with a pillow and calmly wait until the shaking stops. If you are in a moving vehicle, stop as quickly and safely as possible. Move your car to the shoulder or curb, away from overhead wires and other dangers. Stay in the car until the shaking stops. In the event you need to continue to drive after the shaking stops, be careful against hazards on the road caused by the earthquake. Do not stop under utility poles, overhead wires, in tunnels and under or overpasses. In the event your car is parked in an underground parking area, you may choose to lie next to your car as a safe stop, but avoid this action in areas open to traffic. In the event you are on a balcony when an earthquake happens, go inside and lay low, protecting your head and neck with your arms in the safest spot possible. Do not remain on the balcony or jump down. If you are caught while going up or downstairs, try to reach the nearest floor and drop down in the safest spot available, covering your head and neck with your arms. If you are unable to reach the nearest floor, hold on to something solid and cover your head and neck with your arms. If you're caught in an elevator, get off at the nearest floor, drop down in the safest spot available, covering your head and neck with your arms.
sen. Senin rengin hangisi? Hiç düşündün mü? Şimdi bir üniversite hayal et. Hayatın tüm renklerini içinde barındıran. Seni sen yapan ne varsa üzerine git. Çünkü yaratıcı...